Buyurun. Oo, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Siz buyursaydınız. Yok, ben size öncelik vereyim. Bu arada sunumlar da bizim için önemli. Servislerde mesela Duygu Hanım dedi ki mantı asla çukur tabakta olmaz dedi. Siz dile getirmediniz bunu. Sizin için uygun muydu sunum tabak? Yok, ben sunum olarak beğenmediğimi söylemiştim zaten. Buyurun. Tabak olarak da evet. Tabak olarak. Japon mantısıymış ya, Japonya'da çukur tabaktan yiyorlar ya. Ha, onlar tasın içinde mi yiyorlar? Tasın içinde ha. Ben öyle gördüm öyle hani. Duygu sen görmedin mi hiç tasın içinde mantıyı? Japonlar hiç mi Japon dizisi kaçtın? İzlemedin? Hiç izlemedim ama ben beğenmedim. Görüntüsünü beğenmedim. Yani çukur oldu ki mesela bıçakla. Acaba neden? Hayır, hani doğru Japonya, burası Türkiye. Düz olsaydı daha güzel olurdu Japon bence. Japon mantısı olduğu için öyle yapmış olabilir. Türkiye evet. Olunca ne oluyor? Yani düz tabakta alışırız ya biz öyle yemeklere. Ama Japon mantısı olduğu için onun içinde sunucu olabilir. Ama görsel Japon mantısı değil. Bir de onlar şimdi çubukla yiyorlar tabii o çukur tabağı için. Evet, çubuk niye istemediniz madem öyle? Ha yani. Evet, niye çubuk getirmediniz? Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Ha niye, neydi o çipstik mi çüstük mü? Niye ondan vermedin bize? Versemeyim. Çöpstik. Yani Japonya'ya uygun olması gerekiyormuş ya Fatma Hanım'a göre. Hayır. Hayır, bana göre değil. Fatma Hanımcığım diyor. Gel ablam, yoruldun sen canım benim. Tabii ki de. Can, hayır. Dinliyorum, duyuyorum zaten sizi. Diyorsun ya değişiklikleri açık olun diye. Aynen, bir de çöpsiyi verseydin de bir de onu alsalardı. Tam olsaydı, keşke, keşke. Niye o tabağın neyse içerisinde sundunuz dediler de? Çukur bence tabağın içinde. Fatma'nın da dedi ki Japonlar mi zaten çukurda evet yiyor da. Tamam, evet. Ben de dedim ki o zaman hani şey çubuk da getirseydi daha güzel keşke olurdu dedim. Keşke, aklıma gelmedi. Evet, yani hani Fatma Hanım o şekilde doğru istiyor diye. Yok, o kadar şey yapmadım ben ya. Arif Hanım, sunumu beğendiniz mi? Sunum olarak beğendim. Açıkçası pilavla ikisini sunabileceğini düşünüyorum ama yanına ekten bir şeyler sunması iyi olmuş. Bir de tadına bakacağız. Tabii kurşunlarında pişmesi gerekmez miydi? Hayır. Ben böyle yanına koyuyorum. Ben de bildiğim bir yiyelim daha sonra onu tamam konuşuruz. Duygu Hanım, sunumu beğendiniz mi? Beğenmedim. Niye o yüzün ele büzüştürdün? Yani çok karışık gözüküyor bunlar üstünde böyle gözüküyor? Yani burası aynı şekilde. O zaten garnitür ya, o yüzden. Ben beğenmedim yani görüntüsünü. İnşallah tadı güzeldir diyeceğim bence ama tadında pek... Bence senin ağız tadında yok, görselin de yok. Seni de göreceğim. Çok merak ediyorum gününü. Merak ediyorum. Duygu Hanım memnuniyetsiz mi? Bence de çok memnuniyetsiz. Hiçbir şey bildiğini de düşünmüyorum açıkçası. Bence öyle zannediyorsunuz diyeyim ben de size. Yok, böyle çok bilenleri de görüyoruz ya evet, hani o yüzden. Bence de çok bilenleri de görüyoruz. 2'de 2, 0. Bence de tabii ki de. Peki. Hanımlar siz beğendiniz mi sunumları? Sunum bence ben siz mi buyuracaksınız? Yok siz buyurun. Yok ikiniz de genel söyleyin beğendiniz mi? Yok ben mi beğendim sunumu yani karışık bir şey yok zaten bunu ekstradan ilave ettiniz herhalde değil mi? Söylemişti bunu. Garnitür demişti. Garnitür de var yani. Ben bakmadım kusura bakmayın ama var, sunumu var beğendim yani karışık olması bir şey gereken mi bu zaten? Karışık bir şey olarak nesi görmüyorum. Karışık yani bence Duygu Hanım yorum yapmak için yorum bence yapıyor ama aynen, katılıyorum bence sana. Bence bu yorumunuza katılmıyorum. Tabak gayet çık duruyor. Teşekkür Nurten ederim. Nurten Hanım ellerinize sağlık. Afiyet emek olsun etmişsiniz. Tekrar evet yine dile getiriyorum. Teşekkür ediyorum. Şey güzel sunum hoş. Ben de beğendim. Hı hı. Yeliz bana konuşmak için konuşuyorsun diyor ama ben konuşmak için konuşmadım. Onlar da bir araya gelmediğim için ayrı durduğum için beni sessiz zandı ama maalesef sessiz değilim. Kendini ön plana atmaya çalışıyor ama bence olmayacak. O da fos çıkacak Nurten Hanım gibi. Zaten ben hiçbir şey yapmasam da ön planda olan bir insanım. Herkes dönsün kendine baksın. Buyurun. Ben peçete alabilir miyim oradan acaba? İçinde tozlar vardı. Buyurun. Buyurun. Tabakların hepsini silip öyle koydum. Buraya koyduğumda gelmiş olabilir. Evet, masanın üstü çok fazla. Yani burada ondan da var. Ondan olabilir. Hani? Nerede? Yani ufak tozlar bak kenarlarında i̇şte var uçuşan uçuyor tozlar yani. Bence siz bahane diyorsunuz. Bir şeyleri bahane etmiyorum. Niye bahane edeyim? Bak burada gözüküyor mesela. Uçuşan tozlar var mesela yani. Hani ne, o toz değil o taban kendinden olan bir şey. Ben o tabakları kaç sefer sildim. O tozu kendim de koymadım oraya. Siz bugün zaten beğenmemeye gelmişsiniz de o yüzden. Ona kendini odaklamışsın. Aslında değil. Yok bence. Üste çıkmaya çalışıyor bence o yüzden. Bence puan kırmak için hep bahaneler uyduruyor. Nurten Hanım'a katılıyorum bu konuda. Duygu Hanım kesinlikle beğenmemek için bahaneler üretiyor diyor ve kesinlikle Nurten Hanım bu konuda haklı. Yanılıyorsunuz bence. Yok yanılmıyorum. Gerçekten senin gününü böyle iple çekiyorum. İnşallah çekin yarın yarışıyorsunuzdur. Tozlu tabak Duygu Hanım'a denk geldi. Lapa çorba Duygu Hanım'a denk geldi. Tuzsuz yağsız hepsi ona denk geldi. Ben çözemedim. Bize niye denk gelmedi? Böyle sürekli sen beğenmemeye odaklanırsan olmaz yani. Olması gereken bu diyorum. Herkes beğenirken beğenmedim o... Yani yapılan nimete çok saygısızsınız bence. Demek bunu ne demek? Ben hiçbir yaptınız, zaman. Hayır tabii ki de öyle bir şey yapmadım. Yaptınız. Bence bir böyle surat hareketlerinize, biraz mimiklerinize dikkat edin. Bu nimet sonuçta. Tabii ki de nimet yani. Tabii de o hareket yapmamamız lazımdı bence. Puan kırmak için bahane aramıyorum. Olması gerekenleri söyledim. Olmaması gerekenleri de söyledim. Tabii ki ona göre de puanımı vereceğim. Burada da tam aksini yapmışsınız Nurten Hanım. Pilav tuzsuz.
Salata tuzsuz. Lezzetli pilav. Çok lezzetli güzel. Ama tuzsuz. Siz tuzlu, tuzlu yediğiniz için olmuş. Ben yorum yapabilir miyim? Ben tuzsuz yediğim için. Yorum yapabilir miyim? Evet, buyurun. Bitince siz konuşabilirsiniz. Tabii ki, pardon. Pilav ben dediğim gibi normal şartlarda tuz yediğim için ama bu ekstra bir tuzsuz olmuş. Salata da ekstra bir tuzsuz olmuş. Bu çok güzel olmuş. Çok beğendim bunu. Afiyet olsun. Bu da çok soğuk geldi. Biraz yavan soğuk geldi. Evet. O yüzden tadını beğenemedim açık konuşmak gerekirse. Bekleme süresi de var ya, biraz ısıtsan hani olabilir. Evet. Aynen, ısıtsaydınız doğru. Daha çünkü zaten şöyle söyleyeyim ben size. Mantarlar soğunca biraz tadı kötü oluyor. Evet, doğru. O bunu beğenmedim. Yapsın. Pilavın tanelini beğendim. Tuzsuz sadece. Evet. Bunu beğendim de salatanız da tuzsuz. Elinize sağlık. Peki, afiyet olsun. Fatma Hanım. Ben de yorum yapayım. Buyurun. Etinizi beğendim. Yumuşak olarak gördüm. Evet. Acaba tüm mü gelecekti? İnternette bir de bunun tümleri falan vardı bazı videolarda. Yok. Siz doğramışsınız. Tümden pişmesine, yani tüm şekilde bonfile şeklinde yani et. Bütün şöyle bütün bonfile olarak da gelebiliyor görmüş. Ya. Onu öyle olsaydı eğer içi pişmemiş olsaydı. Yok. Şey yapmazdı. Zaten lezzetli olmuş. Pilavınız çok güzel olmuş. Afiyet tuzu olsun. Da yerinde olmuş. O yani bana göre çok hitap etti. Yalnız bu patateslerle mantar şu anda yine tuzlu. Yarın ben ne yapacağım bilmiyorum. Yok, bunlar da tuzlu. Yok, bu da bana tuz tuzlu gibi geldi. Yok. Şimdi yok. Böyle onu çok tuz diyoruz atmadım. Ama. Ona yok, tuz yok, tuz falan zaten var. Evet, evet. Değil. Az attım ona çünkü. Yani salatanızı da güzel, hafif sulanmış salatayı ama. Salatayı da bilerek tuz atmadım. Siz şimdi tuz çok rahatsız etti dediniz ya, o yüzden az koydum tuzunu. Hafif de bir sulandı tabii ki, ortam sıcak olduğu yok, için. Yok, daha yeni şimdi koydum sosunu. Yeni yani tuzladım, karıştırdım, geldim. Yani çok sönmemiş yani. Yok, yeni karıştırdım. Ama mevsim olduğu için domates mevsime göre mi onu bilemedim. O sadece süs amaçlı. Çeri ama dibindeydi zaten. Benimkiler. Ama keşke ya tabağın üstüne koysaydık salatasını da görsellik açısından iyi olabilirdi. Ben yorum yapabilir miyim? Buyurun. Hadi zaten yapıyorsunuz arada, öyle gidiyordu. Afiyet olsun Fatma Hanım. Efendim? Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Yani güzel olmuş. Ama bunlar yine bana şey geldi. İddialı bir ana yemek mi Fatma Hanım? Ana yemek güzel. Yani. İddialı mı? İddia derken normal bir yemek yani, iddialı. Pirinç pilavı. Et kavrulmuş. Öyle. Bence sus. Ama güzel olmuş yani. Tabii hani ki de. Tabii ki de. Önemli olan onu ilk önce soğanı karamelize ediyoruz zaten. Evet, ayrı sonra bir yerde. Sonra etleri eti unluyorum. Unladıktan sonra soğanların üstüne koyuyorum ben. Biraz öyle kendiniz. Hayır yok. Çok et, kendiniz yorumunuzu yorumlayabilir derken. Şimdi et kavurmuş getirmiş diyor. Şimdi kurban bayramında et kavuru getirir sadece. Hayır öyle değil. Şekilde. Sosu var ya, siz ne diyorsunuz? Öyle bir i̇şte, şey değil ama. Yorumlarken yani hani, o şekilde yorumlamanız gerekiyor. Sosla beraber özleşmiş ve çok güzel olmuş bence demeniz sosunu daha iyi. Sosunu sevmedim o kadar çok, etini sevdim. Onun için belirtmedim hanımefendi. Peki. Siz kendi tabağınızla yorumunuzu yapın siz. Peki. Arifan'dan devam edelim. Kadir Bey, ben öncelikle sosunu beğendim. Hani damak zevkime uygun. Hı-hı. Ama turşunun içinde pişmesi gerekirdi. Ben artı içinde mantarın değil. İçinde olsa daha sıcak olurdu. Şu an yediğimiz sadece et sote bana göre. Yok. Ben kremalı et sote. Bütün yabancı ismini bir anda yok ettiniz. Et soteye çevirdiniz. Yok. Ben sürekli baktığım, ama yaptığım bir tane şef var. Ben oradan izliyorum. Size de gösteririm yani. Bizlerin de baktığı yerlerde ya da daha önce yaptığımızda yani bu şekilde. Sürekli bu turşu bunun içinde oluyor. Garnitürün içinde. Yani bana göre de içinde olabilir, beraberinde olabilirdi. Göreceli farklıdır. Eti bir tık daha pişebilirdi. Tamam. Bu arada önden bir de söylesene, haşladın mı tencerede? Tabii ki de ondan önden biraz i̇şte haşladım zaten. Ben kendi adıma söyleyeyim, biraz daha pişebilirdi et konusunda. Bence pişme derecesinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Ben beğendim. Pişmesinde bir sıkıntı yok ama tabii yemekte genel olarak bir sıkıntı var. Gelecek şimdi sıra size. Eksiklerimi söyledim. Az daha sabredin. Pilav konusunda tane olarak güzel. Ama tereyağı kullandınız mı? Tabii ki de. Çok fazla alamadım. Biraz olabilir. Daha böyle su nişastayı biraz daha aldım yani tadı olarak. Pilav konusunda biraz hassasım. Pilav bu arada son 5 dakikada falan yapıldı. Evet, acele bir şey oldu belli zaten. Salata konusunda domatesleri keşke görsel olarak üstüne bırakabilseydiniz. Keşke, altına keşke. Değil de. Keşke. Afiyet olsun. Siz de Fatma Hanım gibi günlük bir yemek olarak düşünüyor musunuz? Hayır, ben günlük özür diliyorum. Hayır, günlük yemek olarak çok üzüldüm. Hani az önce dediniz ya sıradan. Yeliz Hanım öyle algıladı. Sıradan buldunuz yani. Ama sıradan güzel yani. Ama güzel buldum. Yani bizim yani bildiğimiz. Peki. Ama sadece sos atılmış. Sizin yediğinizde sosu konuştuğunuz bana hiç çelişmiyor etmemiş. Fatma. Ama sosuyla pişti ya. Öyle, kendi tabağınızla lütfen Yeliz Hanım size ben şey yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Kendi tabağınızla siz ilgilenin. Tamam, ben zaten kendi tabağımda. Benim yaşıyoruz yaptığım ya yorumları değil. Siz yarışma
yarışmacıya hepiniz... konuşun hanımefendi. Ama sizin yorumunuza bakın orada iki tane daha yarışmacı var. Onların tabağına müdahale edin. Benimkini de tabağıma müdahale etmenizden rahatsız oluyorum. Ben sizin tabağınıza yorum yapmıyorum. Yani sizin benim yorumlarıma da yorum yapmayın lütfen. Rahatsızlık duyuyorum. Ama beraber yarışıyoruz, yapmak zorundayız. Siz yarışmacıyla, ben yarışmacı değilim. Nursel Hanım'a. Siz yarışmacısınız. Hanıma. Hayır. Nesiniz? Ben, hayır, yarışmacı değilim derken yani bakın yine kelime çeviriyorsunuz tamam. Ağzınıza. Bugünün yarışmacısı değilim ben. Tamam, ben de diyorum ki şimdi farklı algıladım. Tabii ki ben de yarışmacıyım. Kelimeleri evet. Çevirmeyelim. Hayır. Bugünün ya cümleyi düşürmüş olabilir mi evet. Hanımefendi? Bakın Nurten Hanım orada duruyor. Yemekleri yapan arkadaşımız evet. Yarışmacı. Ona hitaben konuşun. Burada muhatabınız ben değilim. Ama biz beraber yarışıyoruz. Beraber sizin... yarışıyorsak diğer arkadaşların yorumlarını da eleştirin Fatma lütfen. Fatma Hanım gerçekten hayır, Nurten Hanım. Evet ben bundan rahatsız oluyorum. Hayır şöyle bakın diyorum. Orada iki tane yarışmacı tekrar arkadaşımız onlar da var. Onların da yorumlarına. Onlara da yorum katıyoruz onlar zaten. Onlar hep mi doğru ben yanlışım? Hayır asla. Yoksa sizin dibinizde oturuyorum diye mi rahatsız oldunuz? Bir daha buraya oturmayın bari karşınızda oturayım. Asla öyle bir şey yok. Bana değil, bugünün yarışmacısına yorum yapması gerekiyordu. Bana kafayı taktığını düşünüyorum. Ben burada kimseye kafaya takmam. Bir kişiye kafaya takılacaksa o da kendi kendimi kafaya takarım.